İngiltere bir Türk kızının kahramanlığını konuşuyor. Yangından kendi canı pahasına çocuğu kurtaran Türk kızıyla Ajans Britanya sizler için röportaj yaptı. İşte Ajans Britanya farkıyla o röportajı izliyoruz. İngiltere bu Türk kızını konuşuyor. Nazar Meniz İngiltere gündemine bomba gibi oturdu. Londra'da yangında mahsur kalan 2 yaşındaki Arafat Hasan'ı kurtaran Nazar Meniz isimli kadın İngiltere'de günün olayı oldu. Meniz olay anını Ajans Britanya mikrofonuna anlattı. İş dönüşü her zaman gelmiş olduğum yoldan gelirken, kullanmış olduğum yoldan gelirken orada sadece arkadaşımla konuşurken bir evde yangın çıktığını gördüm ve bir kadının panik içerisinde çocuğum diye ağladığını gördüm. O sırada oğlumun arabamda olmasını da unutaraktan hemen arabayı çektim, park ettim ve kadın yana koştum. Evde biri olup olmayacağını sordum. Çünkü yanında da çocuklar vardı. Belki o panikle düşünemiyor olabilir diye düşündüm. Ama 2 yaşındaki bebeğinin yukarıda olduğunu söyledi. Ben de hiçbir şey düşünmeden içeri koştum. Bebeği aldım. Bebek tabii ki büyük bir ihtimalle bebeğin bulunmuş olduğu yerde yangın çıkmıştır. Çünkü %80 yanık var şu anda bebekte. Ve bebeği de alaraktan dışarı çıktık. Tabii babası geldi daha sonra. Babası aldı. Babası çok kötüydü. Tekrardan ben aldım ve aşağıya doğru indik. Karşı taraftaki kafeye götürdüm çocuğu. Orada çeşmenin altına koyduk. Cıviş bir bey vardı orada. Daha sonra da onun cıviş ambulansında çalıştığını öğrendim. Ve sürahilerle su dökmeye başladı üzerimize. Yaklaşık bir 2,5-3 saat oradaki gelen ambulans ekibiyle tedavisi görüldü ve daha sonra da Great Ormond Hospital'a helikopterle götürüldü. Saniye çok önemli burada. Yaklaşık benim oradan arabadan park edip koşmam, oğluma sakın içeri dışarı çıkma diye tembihleyip kapatmam ve oraya gitmem belki 20-30 saniye almıştır. Belki daha az almıştır. 20-30 saniyede çok şeyler olabilirdi. Belki de şu anda Arafat %80 yanıklı olmayabilirdi. Yaşanan olay karşısında kimsenin yardım etmemesine rağmen tek başına kendini alevlerin içine atan Melis, 2 yaşındaki çocuğun hayatta kalmasının belki de en büyük sebebi. O anda hiçbir şey düşünmedim çünkü şöyle bir şey var, yarın belki de benim böyle bir şeye ihtiyacım olacak, belki de benim çocuğum böyle bir şeye ihtiyacı olacak. Hiç o anda hiçbir şey düşünmedim ama itiraf edeyim, içerideyken hani genelde filmlerde izleriz de böyle birileri içeri girer, birden patlar falan. O anda aslında birazcık tedirgin oldum. Acaba patlar mı gibi bir korkum vardı. Daha sonra herkesten tepki aldım. Senin çocukları, sana bir şey olsaydı çocuklarına kim bakacaktı gibisine. Özellikle de annem biraz kızdı bana ama en sonunda şöyle bir şey söyledi. Gün itibariyle hayattasın, bir şeyin yok. İyi ki yapmışsın ama bir dahaki sefer iki kez düşün diye böyle bir annelik şeyi aldık annemizden. Ben devamlı mesaj atıyorum, güzel şeyler söylüyorum ve yarın da orasını oraya gitmeyi istiyorum ama şu anda tabii galiba bu biraz imkansız gibi bir şey. Görüşüyoruz inşallah bir gün Arafat'ta böyle futbol oynayacağız.